Ve evet dostlar, başlıyoruz. Evet, müziği yönler gelsin. Evet, bam bam başlıyoruz. Yine güzel, enerjik bir videoyla karşınızdayım. Ama evet, yani gerçekten geçen gün anlık izleyici sayısının 2000'e ulaştığı güzel bir canlı yayın yaptık. Bu piyasaya rağmen ve FED kararı öncesi 75 bas puanlık faiz artışına Bitcoin dayanır dedik. Ve gerçekten hala iyi kötü 18.900, 18.800, 19.200 falan tutunmaya çalışıyor. İyi kötü buralarda takılıyoruz. Peki bundan sonra ne olabilir? Bir sonraki FED toplantısına 35-40 gün var. Nelere dikkat etmeliyiz? Bitcoin'de büyük çöküş artık dibin dibi diyebileceğimiz 9-10 bin dolarlara yolculuk başlar mı? Her şeyden daha önemlisi tabii ki de başlarsa abi biz bunu nasıl bilebiliriz? Herkesten her şeyden önce nasıl bilebiliriz? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çok kritik bir detay var, onu vereceğim. Cardano'da merakla beklenen Vasil Hard Fork tamamlandı ve artık orada bayağı gelişmeler bekleniyor. Nelere bakmamız lazım yatırımcı olarak ve Ethereum'da sıkışma var. Ethereum ne zaman nasıl patlayabilir? Kripto vergisiyle ilgili avlama operasyonu başladı. XRP nereye gidiyor? Konuşacak çok şey var dostlar. Evet, tabii ki de XRP tarafında tren atlamak gerekiyor mu? Çünkü herkes tersine, XRP Mersin'e gidiyor gerçekten. Ama tren atlayacaksak ne zaman atlamak lazım? İşte dolu dolu bir videoyla karşınızdayım. Kanala abone ol, like tuşuna bas, yorumlarını mutlaka yaz ve zaten tek tek okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Şimdi evet, olaya giriyoruz. Evet evet, şimdi dostlar. Şimdi evet, ekranı getirdik. FED 75 bas puanlık faiz artışını yaptı. Şimdi 13 Ekim'deki tüketici enflasyon verisini ve 14 Ekim'deki üretici enflasyon verisini takip edecek. Yaptı aşıyı. Bakalım tutacak mı tutmayacak mı, buna bakacak. Eğer aşı tutarsa, veriler güzel gelir ve ABD enflasyonu düşüş hattına girmeye başlarsa 13 Ekim'de güzel bir... Yani hatta gelse bile, gerçi güzel bir enflasyon düşüşü gelse bile işi sağlam tutup Aralık ayında da yine faiz artışları yapacaklardır. O zaman hani güzel bir hatta girersek düşüş hattına enflasyon tarafında 50 bas puan gelebilir Aralık'ta, ama şu an öyle bir şeyi hiç plana koymaya gerek yok. Ve tabii ki de yani şimdi Bitcoin'de dostlar, ben şahsen zigzag modelinde belirttiğim şekilde en azından bir kere şu kırmızı çizgi var ya, bak şu kırmızı ne kadar önce çizdiymiş, bu kırmızı çizgiye bir şekilde değdireceklerini, dokunduracaklarını düşünüyorum. Çünkü her ayı da biz buraya istisnasız değdik. Burada değdik. Dolayısıyla ama şu da bir gerçek. Hep söylediğim gibi zaman bizim lehimize işliyor. Bu ne demek? Geçmişte bu kırmızı çizgi 13 bin dolarlara denk gelirken şimdi 15 bin dolarlara denk geliyor. Biraz daha zaman geçecek, belki 2 ay. Bu işte 17 bin dolarlara denk gelecek. Örnek veriyorum. Ama tabii ki de hani bununla bitmiyor. Bir de zaten CME'miz var. 9600, 11500 boşlukları var. Yani bunları ne yapacağız abi? Yani bunları da konuşmak lazım. Ha, bunlar kapı gibi bekliyor. Ha, yeni şeyler konuşalım tabii Eren, yani hep düşüşten bahsediyorsun diyorsan al sana güzel haber, zaten burada da söyledim. Yani canlıda da söyledik, 27 bin 35 bin dolardaki boşluklar var. Bunların dolabilmesi için Bitcoin'in çatır çatır yükselmesi gerekiyor. Ama ben şu kafadayım kanka, bak düşecekse bir an önce düşsün. Yani cezamız neyse çekelim abi, yani böyle süründürmenin bir alemi yok, arkasından güzel günler gelsin. Yani ne demek istiyorum? Evet, evet, inceldiği yerden kopsun. Ama tabii yeni şeyler söylemek lazım. Şuradaki bak, şimdi dananın kuyruğunun kopacağı yere geleceğiz. Şuradaki büyük oboyu görüyorsun değil mi? Bak kanka, şu hatta bu bizim obo da, şu asıl büyük obodan bahsediyorum. Bak bu büyük oboyu görüyorsun. Bu bizi nasıl yapıştırdı aşağı? Nasıl yapıştırdı? 67, 80, 70 bin dolar tepesi buradan bir koydu. Bu düşüşlerin bir sebebi, ha teknik analiz tarafında sebebi, yani bir ton başka sebebi de var. Ama şimdi yani bu, burada da bizim bir başka obamız var. Hayırlı uğurlu olsun. Yani bu tabii çalışmaya devam ederse bizi iyi ihtimalde bile 14 bin dolar seviyelerine çekebilir. 14 bin dolar seviyelerine çekebilir, bunu söyleyelim. Ha, bu formasyon şu an için bizim için hayati derecede önemli. Ha, buraya düşsek ben yine de derim ki abi bence sorun yok, yani Bitcoin yolunda gidiyor, yapması gerekeni yapıyor diye bakarım. Asla panik heyecan yapmam, tam aksi. 13'ler 15'ler gelmezse buradan 20 22 25'lere gitsek bu sefer derim ki abi, yani kafada hep bir soru işareti olur değil mi? Anlatabiliyor muyum? Eğer hani bizim buralara değmeden, aşağılara değmeden tepeye koşmamız, yükselişe koşmamız, hani çok büyük rakamlara çıkmamız lazım şu an için. Ne bileyim, hani 40'lara 45'lere falan çıkmamız lazım ki tamam mega boğa gelebilir artık, arkayı süpürmeyeceğiz dememiz için. Yani
Bunları söyleyelim. Ama şimdi dostlar, durumlar böyle. Bu bir tetikleyici, bu bir tetikleyici. Yani bu olay işte bize 9-10 bin dolarlara doğru olabilecek büyük bir düşüşün tetikleyicisi olabilir. Ha, bu tetikleyiciyi ben şu an tabii ki de hiç beğenmedim yani, bunu söyleyeyim. Ha tabii, dediğim gibi yani olacaksa da artık olsun yani. Hani olacaksa olsun, bizi süründürmesin. Bir ara bak, 1-2 ay öncesinde piyasada ne diyorduk abi? Fake out var. Başlıklara yazıyorduk. Fake out atıyorlar abi. İnanma, inanma. Sahte yükseliş yapıyorlar. Ha, oralarda bayağı bir uyardık tabii. Ama şu an fake out olduğunu zannetmiyorum. Ama easy money. Yani kanka bak işte long açıyorum. Zaten Bitcoin her gün yükseliyor. Ben buradan işte paramı alıyorum gibi. Ya da tam tersi, her gün düşüyor. Ben buradan paramı kazanıyorum gibi. Easy money'e balinalar, market maker'lar asla katiyen izin vermiyor. Yani burada tabii hani bunu tabii gören gözler genel olarak longları da patlatsalar düşüş rotasyonda olduğunu görüyoruz. Ama kısa vadede bir oraya bir buraya sallıyorlar piyasayı. Evet, şimdi tabii burada desteklere, dirençlere bakacak olursak tabii ki de hani 20 bin dolar bizim için psikolojik bir sınır. Yani bunu tekrar konuşmanın bir alemi yok. 18.900'lerdeyiz şu an. Destek bölgemiz şurada 17.800'lerde var ama daha böyle yakınları konuşmak gerekirse direnç 19.200'lerde var. Artık 19.200 ve 19.400 bölgesi, bak şu bölgeler. 19.200, 19.400 bölgesi bizim için direnç. Hem buradan kaynaklı direnç, bak görüyorsun, direnç. Buralar 19.400, 19.200, 19.400 bölgesi direnç. Onun dışında tabii ki de 200 var. 200 günlük hareketli ortalama gene şeye geliyor. 50 günlük çok pardon, 19.400'lere geliyor. Yani önümüzde böyle hani 20 bin, hani Bitcoin şu an 18.960 ama 1000 dolar olsa da arada 20.000'de arada uçurumlar var abi. Uçurumlar var. Yani 1000 dolar arada 1000 dolar fark var ama kafada matematiksel analize döktüğüm zaman bayağı bir arada uçurum var. Onu söyleyeyim. Evet, buradan diğer dirence bak, desteğe baktığımız zaman zaten 18 bin dolarda bir desteğimiz var. Bunu söyleyelim. Evet, zincir tarafına geçiyoruz. Burada bir olay var. 19.400'lere doğru uzanan bir destek vardı. Bu biraz zayıflamış ve 18.400'lere tutunmaya çalışıyor. Buralarda bu zincir tarafındaki destek gerilemiş. Bunu ben çok beğenmedim. 19.000 ile 19.500 arasındaki, zaten şurada görüyorsun abi bak. Şurada tam sağ pres var. Bir buna bak, bu alıcılar, bu satıcılar. Tam sağ presi görüyorsun. Yani burada bir buranın yeşilleri bir takım düşün. İkisini de bir futbol takımı gibi düşün. Buradaki takımı daha güçlü, buradaki takımı daha güçlü. Yani en basit şekilde böyle bir metaforla anlatabilirim. Evet, bunlar zincirdeki balinaları gösteriyor. Ve tabii teknik analiz tarafında da piyasa o kadar sallantıda ki balinalar uzun vadeli savaşmaktan da kaçınıyorlar bak teknik tarafta. Böyle de bir gerçek var, böyle de bir realite var. Daha böyle hani 5 dakikalık, yarım saatlik, en fazla 1 saatlik savaşları tercih ediyorlar. Geçmişte burada hani hatırlıyorsan videoların girişlerini anlatıyorduk. İşte burada balinalar nerede savaşıyorlar? Abi şu an teknik tarafta order book tarafında savaşmıyorlar. Dediğim gibi savaşıyorlar ama 5 dakikalık, yarım saatlik, 1 saatlik. Bu da bize neyi gerektiriyor? Kısa vadeli vurkaçlarda buraları takip etmemiz ya da daha kısa vadeli analiz. Şu an ya çok uzun vadeli analiz koyacaksın, tamam bak şu an kripto dünyası aynen şu şekilde. Ya böyle çok uzun vadeli bir analiz, yani çok uzun dediğim de böyle hani 20 yıl falan değil. Ne bileyim işte 1 yıl, 1,5 yıl, 2 yıl falan ya da en erken 8 ay, 10 ay ya da çok kısa vade, bugün, yarın, 2 gün sonra, bu benim şu an yaptığım gibi böyle 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta falan çok muallak, çok sıkıntı şu an ya bu analiz yapmak. 2 hafta, 3 haftalık bir projeksiyon çizmek çok büyük sıkıntı, yani bunu söyleyeyim. Evet, onun dışında dostlar şimdi durum bu ama sonuçta bunlar sonsuza kadar sürmeyecek. Sonsuza kadar sürmeyecek. Enseyi karartmanın, moralleri bozmanın hiçbir amacı yok. Ve yani özlediğimiz bu aya da çatır çatır ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu benim kişisel fikrim. Bakalım neler olacak. Bu bölümde bir de bizdeki Blockchain Ekonomi İstanbul'un Dubai versiyonu olan ve ona katılacak olan, hatta etkinliğin Diamond sponsorlarından biri olan Fitburn'u çok kısaca masaya yatırmak istiyorum. Gerekli bir link olursa zaten açıklama kısmına eklerim. Çünkü bu yürüdükçe kazan olayları hatırlıyorsan GMT ile falan patladı. Arkasından birkaç tane daha çıktı. Hatta kanalda GMT benzeri olabilecek projeleri böyle hemen çok hızlıca incelemeye başlamıştık. Ama arkasından böyle bir hani ayı sezonu falan gelince hepsi zaten çat 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 yere yapışmıştı. Burada işte yine herhangi bir para ödemeden kazanabileceğim ve belki de yatırımlık
hani olabilecek geleceğe yönelik özel NFT'ler var. Herhangi bir para ödemeden ve ayrıca yine aynı şekilde bir şey ödemeden stablecoin ve KEL token kazanma şansı var. Nasıl olabileceğini birazdan 1-2 dakikada anlatacağım zaten. İzlemeye devam et. Şimdi kanka aslında şu. Şöyle bir ekranı veriyorum. Fitburn tüm fitness endüstrisini yıkmaya geliyoruz falan böyle oldukça iddialı bir söylemi var. Market buna ne kadar izin verir ona emin değilim ama bakalım bunun arkasında durabilecekler mi? Bir de tabii demin söylediğimden dolayı aslında bir ambassador programı var. Yani bir elçilik programı var. Belki içinizde ilgisini çekenler olur. O yüzden onu birazdan anlatacağım. Tabii anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Şimdi kanka bak Fitburn aslında kendisini burn to earn olarak tanımlıyor. Nasıl ki play to earn var. Nasıl ki işte ne bileyim something to earn yani. Hani bir şey yap da kazan. Hani o kafa var. Burada da kalorini yaktıkça kazan diyor. World first diyor. Yani burn to earn. Kalorini yaktıkça kazan. Yani spor yaptıkça kalori tokenları kazanmanı sağlayabilecek bir Web3 platformu olarak kendisini anlatıyor. Bu kalori sayımlarında Fitburn app üzerinden yapacaklarmış ki bak GMT'de hatırlıyorsan NFT ayakkabılar falan vardı böyle. Oradan baya baya yürümüştü falan. Herkes böyle almaya çalışıyor falan. Burada da tişörtler var. Bakalım. Ben erkenden söylüyorum abi. Yani tutar tutmaz onu zamanla görürüz. Piyasa zaten bu. GMT'nin tuttuğu zamanlar daha yaldır yaldır bir piyasa vardı. Şimdi ben erkenden söylüyorum hani böyle bir şey var diye. Burada tişörtler var. Bakalım zaman gösterecek. Ama şu hani biraz da piyasadan da dolayı şu elçilik programını aslında anlatmak istiyorum. Burada ne diyor kanka? Yani aslında diyor gel diyor platformumuzu test et işte ki ona birazdan geleceğim ama nasıl katılabilirsin? Twitter'da bizi takip et, Telegram'da takip et. Bir form var, bir form bunu doldur diyor. İşte e-mail adresin, sosyal medya hesapların, işte spor, gym ve fitness'ın hani böyle çok onu seviyor musun diyor. İşte bir ambassador ne yapabilirsin diyor bir elçi olursan diyor gibi 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 böyle detayları böyle kısa bir formu var. Bunu doldur diyor ve tabii bu bir başvuru formu. Sonuçta da sonrasında da işte çok sayıda başvuru olmasını bekliyorlarmış ve başvuranlardan seçtikleriyle görüşeceklermiş. Elçilerin rolüne gelecek olursak burada da işte etkinliklere katılmak, buluşmalara katılmak, Telegram hesaplarını yönetmek ve işte platformu test etmek ve düşüncelerini paylaşmak. Bir tester gibi de konumlandıracak herhalde. Bunun karşılığında da işte özel Fitburn NFT'leri kazanma, stablecoin ve KEL token kazanma şansı var diyor. Stablecoin'i biliyorsun sen stablecoin dediği muhtemelen dolar bazlı stablecoin'dir. Yani hani burada bir bundan dolayı bir dolar kazanma fırsatı da doğabilir bunu söyleyeyim. Ha bir de tabii şöyle bir olay var. Türkiye'de ne kadar geçerli olur bunu zaman gösterir ama ücretsiz spor salonu üyelikleri de olacakmış mesela. Hani bilmiyoruz. Hani zaman gösterecek. Ya yani burada tabii yani şeyden dolayı anlatıyorum biraz. Yani GMT'de olduğu gibi aslında bazı şeylere erkenden katılmak önemli olabiliyor. Yani ilk katılımcılarından olmak çoğu zaman avantajlar yaratabiliyor. O yüzden de biraz anlatmak istedim dostlar. Gerekli linkleri açıklama kısmına eklerim. Oradan tıklayıp bakabilirsin. Buradan hani şöyle bir şeyine baktığımız zaman bu KEL token vardı mesela. Bu KEL token'a baktığımız zaman işte platformda ürün ve servisleri almak için kullanılabilecek diyor. Staking diyor. İşte KEL token olarak ödül almak, işte başka işte kalori burn'lerini katlamak ve ürün servislerde işte kullanmak dediğim gibi. İşte özel etkinliklere, eksklusif VIP etkinliklere katılmak ve yönetişim hakkı sağlamak gibi özellikleri var. Yani bu token'ın ve ödüllerde işte aktif NFT takipçilerine, holderlarına, tutanlara, token stake edenlere, likidite hesaplarlara dağıtılacağını söylüyor dostlar. Yani şöyle bir baktığımız zaman zaten hani uygulamayı buradan görüyoruz dostlar. Yani bakalım neler yapar, neler yapabilir. Bunları göreceğiz. Evet. Roadmap tarafına şöyle çok hızlıca bakacak olursak orada yani şu an Q4 2022 zamanlarındayız. İşte exchange listelemeleri diyor. Bakalım nerelerde nasıl listelenir? Bunu da biraz görmek lazım. İşte 2023 mobil app'in marketplace entegrasyonu, NFT ön satışı, NFT mintleme ve mobil app'in hayata geçmesi ve token generation event diyor. Yani token üretme eventi başlayacak diyor. Bakalım. Evet dostlar kendine çok iyi bak. Devam ediyoruz. Bye bye. Tabii anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Bunu da altını çizeyim. Bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ethereum tarafına bakalım kanka. Ethereum'da neyimiz var? Şimdi Ethereum aslında blok zincir üzerindeki destek ve dirençlerine baktığımızda güzel destek $1,270 bölgelerinde ama daha güzeli aslında aynı gibi şu hatta burası bir tık daha iyi. 1150'de de bir desteği var. Yine burayı da bir futbol takımı gibi düşünebiliriz. Burada yani
demin Bitcoin daha zayıftı. Ethereum bir tık daha güçlü ama satıcılar da arkada şu bölgede güçlü 1466'lara falan gelirse kafasına vurmak için bekliyorlar böyle. 1466-1500'e falan Ethereum gelirse çat diye kafayı vurmayı bekliyorlar. Ve Ethereum'da tabii teknik tarafa bakacak olursak $1400'ın üzerinde, daha doğrusu $1500'a falan böyle bir, şunu söylemeye çalışıyorum. $1400'ın üzerinde tutunabilirsek o 1500'e kadar biraz rahatlayabiliriz. Yani şurada kafamıza vurana kadar biraz rahatlayabiliriz o 1400 ile 1500 arasında. Tabii maksimum yani 1500'e kadar bir yükselişimiz olabilir şu an. Zaten Fibonacci değerleri de bunu gösteriyor bize. 26 Eylül'e kadar sıkışma içerisindeyiz dostlar Ethereum tarafında. Bu şekilde giderse ben zaten 3 gün içerisinde sert bir hareket bekliyorum. Bak iyice burada hop geri geldi, gitti, hop geri geldi. Buradan aldı. Aynen bak, geçen yayında verdik ya, ne diyorsak o gerçekten. Burada gidiyor abi, burada gidiyor. Burada dananın kuyruğu kapacak. Burası ne kanka? Burası savaş bölgesi. Yazamadım da ama savaş bölgesi işte. Neyse anladın. Ama kanka şimdi burada tabii $1400'ın üzerine atamazsa bu düşüş yönüne geçebilir. Dediğim gibi $1280 güncel destek seviyesi ama yani şu an dediğim gibi tam sıkışmadayız. Tam savaş bölgesindeyiz. Ha süper mi? Değil ama böyle hani $1000 gibi bir hikayede buradan bence umarız yani çıkmaz. $1000 çıkmaz hani, onu söyleyeyim. Öte yandan dostlar şimdi diğer olaylara gelmek istiyorum. Bizdeki Gelir İdaresi Başkanlığı'nın benzeri olan IRS en az Mart 2014'ten beri, ben bunları videolarda da anlatıyorum, kripto paralar birer mülktür, vergisini ödemelisin diye açıklamalar yapıyor. Şimdi de ABD Adalet Bakanlığı'nın sayfasında yayınlanan çok çok yeni bir mahkeme kararına göre MySafra Bank'in kripto çözüm ortağı olan SFOX'un müşterilerini kripto işlemlerinde vergi kaçırmış olabileceği ihtimaliyle yeni bir inceleme operasyonu başlatacak. Burada tabii banka ve çözüm ortağı suçlanmıyor. Bunun altını çiziyorlar burada. Banka ve çözüm ortağında sıkıntı yok. Kullanıcılar suçlanıyor. Yani burada tabii IRS'in daha önceden işte Kraken ve Coinbase müşterileri içine vergi çağrısı yaptığı düşünülürse belki de bu borsaları ABD'li müşterileri de incelemeye girebilir. Bilmiyoruz. Ama aramızda kullananlar varsa diye ben burada cidden uyarmak istedim. Şimdi devam ediyoruz. Geldik Eller Mersin'e. Yok, Eller tersine XRP Mersin'e olayına. Şimdi kanka XRP son haftanın en çok kazananlarından oldu yani. Hani sebebi tabii ne? Ripple'la XRP çok yaratıcı bir benzetme oldu. Ripple'la SEC'nin anlaşma dedikoduları. Evet, Ripple'ın başı SEC ile zaten uzun zamandır dertteydi ki geçtiğimiz boğa sezonu zaten kaçırdı. Biliyorsun büyük çapta kaçırdı. Borsalardan ya delist oldu ya işte işlemler askıya alındı falan. Yani gerçekten yiğit öldür hakkını ver. Bu kadar baskıya tam saha prese rağmen, birçok borsadan tam saha prese rağmen XRP gerçekten iyi dayandı. Yani gerçekten iyi dayandı. Ha fiyatı bu mahkemeden dolayı hep böyle zaten dediğim gibi baskılı kaldı. Yalnız şu an bir FOMO'dayız kanka. XRP'de FOMO'dayız. Yani ben değilim, piyasa öyle. Bana bu ne gibi geliyor biliyor musun? Bak gerçekten söylenti de al haberde sat olayına çok benziyor. Çünkü Ripple'ın balinaları bunu çok sever abi. Yıllardan beri 2017, 2018, 2019 Ripple MoneyGram'la anlaşıyor. Ripple MoneyGram'la mı anlaşıyor? Hadi bakalım al. Hop Ripple'la MoneyGram anlaşıyor. Açtığını açıklıyor. Hop sat. Yani söylenti dal haberde sat. Bunları çok seviyor Ripple'ın balinaları. Yani bunları ben şimdiden XRP yatırımcıları çok dikkatli olsun diye demek istedim, anlatmak istedim. Ha yani dediğim gibi yani SEC ile Ripple anlaşırsa ne olur arkasından bu anlaştıktan sonra satışlar da gelebilir. Bunun tek istisnası bazı borsalardan engelliydi XRP. Oralarda çat çat açılırsa bu tabii yeni kullanıcı anlamına geleceği için o satış olmayabilir. Ama yani sonuçta buna bence hazır olmak lazım. Evet devam ediyoruz dostlar. Cardano'da beklenen geldi. Vasil Hardfork'un ilk aşaması tamamlandı ve İkinci aşamada 27 Eylül'de tamamlanacak. Vasil Hardfork'un tüm özellikleri Plutus versiyon 2 yükseltmesiyle dediğim gibi 27 Eylül'de canlıya geçecek. Vallahi kanka bak şimdi Mega Boğa'da olsak var ya, burada XRP'si lan, Cardano'nun en az 2x'i vardı ben sana söyleyeyim. Bu büyük Hardfork sonrası çünkü ya baya aylardır bekleniyor abi. Yani bir de tabii önemli güncellemeler sağlıyor. Yani tabii bunlara bakacak olursak
bu geliştirme hani kullanıcı tarafında değil de daha çok Cardano geliştiricileri için bir şeyler ifade ediyor. Yani artık daha düşük maliyette proje geliştirebilecekler mesela Cardano tarafında. Daha iyi komut dosyası performansı yapabilecekler, böyle bir performans elde edebilecekler gibi. Yani aslında genel olarak yazılım tarafında Cardano üzerindeki projelerin daha rahat çıkabilmesini amaçlayan performans geliştirmeleri sağlıyor. Bunları söyleyelim. Yatırımcıyı etkileyen çok bir olay yok. Aslında şöyle bir şey var. Bak şimdi eğer Cardano yatırımcısıysan benim gibi bunu çok dikkatli dinle. Şimdi Cardano marketinin yani Cardano ağının üzerinde çalışan uygulamaların artık yatırımcı olarak biz çok daha fazla artmasını beklemeliyiz, talep etmeliyiz. Talep etmeliyiz. Kardeşim senden sonra Binance, tamam Binance Smart Chain Binance'ın yani birçok faktörü var ama senden sonra Avalanche çıktı, bilmem ne çıktı. Onun ağı çok daha genişledi. Sen hala yavaş kalıyorsun. Yıllardan beri sen yavaşsın. Kötüsün demiyorum. Ama yavaşsın. Yani artık hızlan, vitesi arttır. Tamam, vasil yaptın. Artık yazılımcılara güzel gelişmeler sağlıyorsun. Ve artık yatırımcı olarak kullanıcılara bunu talep etmesi lazım. Çünkü Cardano ekosistemindeki projeler geliştikçe insanlar o projelere katılmak için Cardano alacaklar. Cardano aldıkları zaman da Cardano yükselecek. Klasik hikaye. Şimdi dolayısıyla bunları önümüzdeki dönemde Cardano üzerinde çok yeni uygulamalar, ön satış projeleri görmemiz gerekiyor. Gördük. Megaboa'da kısmen gördük. Ayı'da gördük. Var. Yani Dex'ler falan var ama hani hikaye yani çok bir numarası yok şu an. Dolayısıyla Cardano'nun geleceği var mı yok mu birazcık bu ipucu bunu belirleyecek. Evet kanka, sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarını, kendi fikirlerini mutlaka yaz ve videonun altında bekliyorum. Beğendiysen de kanala abone olarak veya üye olarak destek olabilirsin. Evet, görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Evet. Hoşça kal. Bye bye.